Merhaba arkadaşlar, Nur Gülüntü ve İyini YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar bu aparatlarımızın paketine 2 lira veriyoruz. Bunlarla bu şekilde her istediğiniz modelleri arkadaşlar ben buna 2 lira verdim. Tüm tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bu şekilde arada böyle pullarla değişik modeller tarif ediyorum arkadaşlar. Bugün de bu şekilde bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Evet, sallantılı bir model arkadaşlar. Sallantılı modellerden de hoşlananlar var. Ben de ara ara çok hoşlanırım böyle güzel sallantılı olursa model gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay ara suyuyla da uyumlu bir model arkadaşlar bu şekilde çok hoş duran bir modelimiz evet modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bu sefer de ikinci renk olarak mor rengimizi kullanacağım bir tane aparat pul alıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu pulun özelliğinden birisi de hangi renk olursa olsun fark etmez. Yanar döner pul olduğu için ipin rengine uyum sağlar. Gözün birinin içine sık iğne ile bu şekilde girdim arkadaşlar. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapattım. Buraya bu şekilde bir tane yuva yaptım. Yandaki gözümün içine de bir sık iğne ile geçiyorum. Buraya da 7 zincirli yuva yapıyorum ve gözümün içine aynı yani sık iğne ile geçtiğim gözümün içine kapattım bu şekilde iki oldu yandaki gözün içine girdim 7 zincir de buraya bütün gözlerin yuvası 7 zincir arkadaşlar bu şekilde dolduruyoruz sık iğne ile geçtim 4 5 6 7 zincir bu şekilde girdim sık iğneyle bir yandakine geçtim bu şekilde 5. yuvamı yapmış oluyorum arkadaşlar şunu yakalım en azından gözümüze. tekrar sık iğne ile diğer göze 7 zincir kapattım buraya. Diğer gözümüzün içine 7 zincir 8. gözümüzün içine de giriyoruz. 3 6 7 evet arkadaşlar 8. 7 zincirimi kapattım. Son yuvamı da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde tüm gözlerin içini hazırlamış olduk. dişer zincirli yuvayla. Buradaki yuvanın içine arkadaşlar bir sık iğne ile geçtim. Bu şekilde ilk yuvamıza başlamış oluyoruz. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki, iki olarak aldım. İki tane trabzan yaptım zincirimle beraber. Üçüncüsü için bir defa tığımın başını doladım. Yine 2 2 aldım 3. Bir defa tığımın başını doluyorum. 2 2 alıyorum 4. 5 6 6 tane yuvamız olunca hemen geri 2 zincir çekip bu şekilde sık iğne ile yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. Yandaki yuvaya sık iğne ile girdim 2 zincir çekiyorum bir defa doluyorum yuvaya girdim 2, 2 iki aldım ikinci yuvama aynı bu şekilde arkadaşlar 6 tane trabzan yapacağım 3 oldu 4 5 ve 6 alt. 6 tane trabzanımız olunca 2 zincir çekiyorum yuvada kapattım bu şekilde hemen üçüncü yuva için bu yedi zincirli yuvanın içine bir sık iğne ile bu şekilde geçtim arkadaşlar İki zincir bir defa doluyorum iki iki bir defa doluyorum yuvaya girip iki iki alıyorum tüm arkadaşlar yuvaları aynı bu şekilde dolduracağız 4 5. trabzanım 6 2 zincir çekiyorum bu şekilde kapattım Evet d 4düncüyede sık iğne ile geçelim arkadaşlar 1 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım bir defa doladım 2 2 4düncü 5 altıncı bir iki iki zincir çekip yuvada kapattım sık iğne ile geçiş yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde dört tanesini doldurdum diğer dört tanesini de doldurayım aynı işlem çünkü arkadaşlar Evet arkadaşlar sonuncuyu da beraber dolduralım bu şekilde iki zincir çektim sık iğne ile geçtiğim yuvamın içine bir defa dolayıp 2 2 alıyorum. Yuvaya girdim. 3 4 5 2 4 5 6 2 2 alıyorum. Yuvaya girdim. Bu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum ipimi kopardım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz gülümüzü bu şekilde monteleme işlemi yapacağız. Ve yeni başlarken de aynı şekilde arkadaşlar sık iğneye, tığ battıya sık iğne yaparak başlıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bir zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde bir tane örümcek yaptım. Orta boy bir örümcek Şimdi buraya 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi örümceğimin ters tarafına dönüp bu kapattığım yerden arkadaşlar örümceğimin içine bu zincirimi kapattım. Buraya bir yuva yap. 3 zincir çekerek döndüm. Düz tarafına modelimi bir defa tığım başını doluyorum. Yuvanımın içine girdim. 1 2 2. 3 seferde aldım tırastan yaptım. 2 tane oldu. 1 2 2 3 oldu. Buraya yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Bu yaprakta bunlara uygun bir yaprak yapıyoruz. Arası yine uygun yani. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Şimdi tekrar 3 zincir çekip buraya 7. trabzan olarak kapattım. 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 zincirimi çektim. Hemen bu şekilde şu yapmış olduğumuz yaprakların arasından sık iğne ile girip buraya bu 4 zincire monte ediyoruz buraya. Tekrar düz yüzünü dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım. Bu da çiçeğimizin dalı olacak arkadaşlar. Hem de burada monteleme işlemini yapmış olacağız. 2 3 4 Bir tane de yuvaya yaptım. 5 Bu şekilde. 1 2 3 Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3, 4, 5, 5, 6, 6 tane trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 7. trabzanı olarak kapatıyorum 3 zincirimi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde monteleme işlemini yapıyoruz. Ve şimdi bu örümceğin boyutunda arkadaşlar bir örümcek daha buraya yapıyorum. Şöyle aynı olmasına dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. 3 tane de tığ battı atlıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıma bu şekilde arkadaşlar buraya kapatıyorum. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki tane de ara suyu yapalım. Hem de ara suyu çalışmasını görmüş oluruz. Bu şekilde. Bir zincir çekip yine bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin üzerine tığımın başını 3 defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 2 alarak bu şekilde uzunca bir tırabzan yaptım. 2 zincir çektim, bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 2 2 3 bir defa doluyorum. 2 2 4 5 bir defa doluyorum. 6 6 trabzanım olunca arkadaşlar kapattım. Fark ettiyseniz işlemler hep aynı. Geriye kalan bu trabzanıma 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 galiba arkadaşlar. 5 sığdı çünkü. 6. da yandaki tığ battığımda yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu trabzanlarımız Çiçeğimiz içindeki trabzanlarımız ve yaprağımız. Çiçeğimizin yaprağı hepsi tas takım bir şekilde arkadaşlar. Birbirine uyumlu bir şekilde böyle çok güzel sallantılı bir modelimiz oluyor. Bir tane daha yaprak yapıp ipimizi koparalım. Bir zincir. Bir zincirimizi unutmayalım. Örümceğimizin açılmaması için bu bir zincir önemli arkadaşlar. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma bir Pardon arkadaşlar tığımızın başını 3 defa. 2 küçük geliyor. O yüzden 3 defa 1 2 2 olarak böyle uzunca bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2. 1 defa doluyorum. 2 2. 3 tane oldu. 4 oldu. 1 dolayıp 2 2 alarak 6 tane trabzan yaptım. Sonra 2 zincirimi çektim. Yuvama kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 ve 5. 6. arkadaşlar bu şekilde yuvaya böyle destek olsun diye trabzanıma yandaki tığ diye kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar böyle yeşil fonun üzerinde göstermek istedim. Çok hoş ve zarif bir model oldu. Dediğim gibi arkadaşlar birbirine uyumlu çiçeğiyle yaprağıyla ara suyuyla çok uyumlu bir model oldu arkadaşlar. Ve Ve bir de bu şekilde görün arkadaşlar. Sallantılı bir şekilde şöyle. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.